Çocukken çok müzikle iç içeydim aslında ben. Hı. Yani 7 yaşında keman çalmaya başlamıştım. Türk sanat müziği eğitimi aldım. Bizim orada konservatuvara gidiyordum Sinop'ta. Yani çok oyunculuk yoktu aslında hayatımın içinde. Dedim ya hani avukat, savcı, ya yani hukukla ilgiliydim bir dönemde. Sonra kamera arkasına gönlüm kaydı. Bence yakına düşmüşsün ama yani. Tamam hukuk, savcı falan yani hı-hı, avukat gayrı ama müzik, Türk sanat müziği eğitimi. Hı-hı. Yani sen aslında komşu disiplinlerdesin şu anda. Evet. Ve orada öğrendiğini, birikimini her an kullanabilecek durumda. Mısın hala? İşliyor mu hala? Yani kemana işliyor uzun musun? Zaman oldu. Üniversiteye hazırlanırken bıraktım ama çalışırsam bence çok rahat hatırlarım. Onu da istiyorum zaten tekrar çalmak. Hani ya sanatın herhangi bir kolunda olacağım çok belliymiş. O zaman da çok yakın olduğunu söyleyebilirsin. Evet. Hı hı. Peki annenin babanın seninle ilgili öyle hayalleri var mıydı, hatırlıyor musun? Ayça şunu yapsın, Ayça keşke bunu yapsa falan gibi bir şeyler konuşulur muydu yanında ya da sana söylenmiş miydi? Onlar beni miydi? Her zaman hep çok desteklediler. Hani neyi tercih etseydim, avukat da olmak isteseydim destekleyeceklerdi. Öğretmen de olmak isteseydim destekleyeceklerdi. Onlar hep sen nerede nasıl mutlu olacaksan diye aslında beni yönlendirdiler. Gözlerinde sürekli okuyorum. Sormamak marifet değil öyle olunca. Bir şeyi atlatmaya çalışıyormuş gibi olmasın ama babanla ilişkin nasıldı? Çok güzeldi. Yakın mıydınız? Yakındık. Arkadaşlık da var mıydı biraz? Vardı. Vardı tabii. Her zaman olmaz çünkü biliyorsun. Herkes babasıyla arkadaş olamıyor veya her baba çocuğuyla, her anne baba arkadaş olamıyor. Onu kaybettikten sonra hayata bakışın biraz değişti mi? Değişen, seni dönüştüren, değiştiren bir şey miydi kayıp meselesi? Yani. Merak ediyoruz bunu. Çocukluğumun bittiğini hissettim o an. Yani. Burada mı bitti çocukluk? Burada bitti çocukluk ve artık büyümeye geçtim. Yani hayatımın herhalde son bir senesi dışarıda güldüğüm ama içeride ağladığım bir seneydi.